Kısmi türevde kapalı fonksiyonun türevi. İngilizcesi implicit differentiation. Kısmi türevde kapalı fonksiyon türevine ne zaman ihtiyaç duyarız? Öncelikle onu belirleyerek başlayalım. Arkasından kapalı fonksiyon türevinin uygulanmasına bakacağız. Şimdi bize fx'ye eşittir. Zorlu bir fonksiyon yazmayalım. X kare artı y kare eksi 2xy artı 1 diyelim. Bize bunun x'e göre türevini sorsa veya bu bize bunun y'ye göre türevini sorsa, bunlar tam anlamıyla f'in x'e göre, f'in y'ye göre, bunların ikisi de tam olarak kısmi türevi sormakta bize. Bunda kapalı fonksiyonluk bir durum yok. Kapalı fonksiyonun ayırt edilebilmesini önce belirliyoruz. Bunun türevi nasıl alınacak? Buradakinin x'e göre türevini alacağız. Y'leri sabit kabul edeceğiz. Alalım şunun türevini. Şu altına. X karenin türevi 2x'tir. X'e göre türev aldığımız için y karenin türevi 0'dır. Eksi 2xy'nin türevini alıyoruz burada. X'e göre türev alıyoruz. 2x'in türevi 2'dir. Eksi 2y kalır. Artı 1'in türevi ise 0'dır. Bakın burayı bulduk. X'e göre kısmi türev soruyor. Burası da y'ye göre kısmi türev soruyor. Y dışındaki bütün harfleri sabit sayı kabul ederiz. X karenin türevi 0'dır. Y karenin türevi 2y. Eksi 2xy'nin türevi y'nin türevi 1 edeceği için eksi 2x. Artı 1'inki ise 0'dır. Bunlar kısmi türevdir. Z eşittir. Fx'ye yerine z de kullanılabilir. Z eşittir. X kare artı y kare. Eksi 2xy artı 1. Bir kere fx'ye gördüğümüz hiçbir sorunun kapalı fonksiyon olma ihtimali yoktur. Bu fx'ye'nin yerine z yazıldığı durumlar vardır. Fakat bunların da mesela z'nin x'e göre kısmıdır. Eğer ki z yalnız bırakılmışsa, yalnız ise karşı tarafı x ve y'den oluşurken x'e göre türevi soruluyorsa bu da kısmi türevdir. Z'nin y'ye göre. Z yalnız. Z'nin x'e göre türevi. Z'nin y'ye göre türevi. Bu da kısmi türevdir. Türevi alınacak şey eğer ki yalnız ise bunlar kısmi türevdir. Şimdi geliyoruz kısmi türev kullanılamayacak duruma. Bunlar karmaşık bir şekilde. X kare y artı z küp x artı zy eşittir. X kare artı y kare eksi 1 biçiminde verilip z'nin x'e göre veya y'nin x'e göre veya x'in z'ye göre türevleri sorulsun. Kısmi türevleri. Şimdi buna baktığımızda çok önemli bir sorun görmekteyiz. Z'nin x'e göre kısmi türevi soruluyor mu? Z yalnız değil. Y'nin x'e göre türevi soruluyor fakat y yalnız değil, yalnız da bırakılamaz. X'in z'ye göre türevi soruluyor, x yalnız değil ve yalnız da bırakılamaz. İşte bu durumlar kapalı fonksiyon türevidir. İngilizcesi implicit differentiation. Yani bu önemli olan nokta bir şeyin bir şeye göre türevi sorulabilir. Bu sorulan yalnız bırakılmışsa veya yalnız bırakılabiliyorsa bunu kısmi türevle çözeriz. Fakat bir şeyin bir şeye göre türevi sorulduğunda bu üstteki yalnız bırakılamıyorsa veya yalnız değilse kapalı fonksiyon türevi kullanmak zorundayız. Bunu ayırt eden bir kişi kısmi türevin temel fikirlerini bitirmeye çok yaklaşmış olur. Zaten kısmi türevde 3 türev çeşidi öğreniyoruz. Bir kısmi türev, iki kısmi türevde
Zincir kuralı. Bunun videosunu çekmiştik zaten. 3 kapalı fonksiyonun türevi kısmi türevde. Bununla kısmi türevdeki türev işlemlerini bitirmiş olacağız. Şimdi kısmi kapalı fonksiyon türevi nasıl alınır ona bakıyoruz. Kapalı fonksiyonun türevi. Şuradaki yazdığımızı bir soru haline getirelim. X kare y artı z küp x artı z y eşittir x kare artı y kare eksi 1 olsun. İse z'nin x'e göre türevi nedir? Şimdi buradaki önemli nokta z yalnız değil ve yalnız bırakılamıyor. Z'nin x'e göre kısmi türevini alıyorsak burada bu ikisinde bulunmayan harf sabit. Burada y sabit kabul edilir. Kapalı fonksiyonda y'miz sabit. Diğer önemli nokta z x'e bağlı fonksiyon. Fakat içindeki x'i kısmı göremiyoruz kabul edeceğiz. Z'nin x'e göre türevini alıyoruz. Zaten x için ise bir şey söyleyemeyiz. Zaten x'e göre türev alacağız. X'e göre türevi. Önemli olan z'nin x'e göre türevini alırken yukarıdaki z'yi x'e bağlı bir fonksiyon kabul ediyor olmamız. Burada bulunmayan harfi sabit sayı kabul ediyor olmamız. X zaten türevin alınacağı kısım. Şimdi başlıyoruz. Kime göre türev alıyoruz biz? X'e göre. Buradaki y sabit sayı olduğuna göre buranın türevi 2x y olur. Buraya geldiğimizde x'e göre türev alıyoruz. Z küp ve x var. Z x'e bağlı bir fonksiyon. Burada bir de x var. Burada çarpımın türevi vardır. İşte bu kısımlar çok önemli. Z küpün türevini nasıl alacağız? Z x'e bağlı bir fonksiyon şu şekilde. Çarpımın türevini uyguluyoruz şimdi burada. Birincinin türevi 3z kare çarpı üst başa geçer, üst bir azalır çarpı içerisinin türevi diyeceğiz. Fakat z'nin x'e göre ne olduğunu bilmediğimiz için z'nin x'e göre türevi diyeceğiz. Üst başa geçer, üst bir azalır çarpı içerisinin türevi diyeceğiz. Z'nin ne olduğunu bilmediğimiz için z'nin x'e göre türevi dedik. İkinci olduğu gibi yazdık. Çarpı x. Birincinin türevi çarpı ikinci olduğu gibi yazdık. Artı birinciyi olduğu gibi yazıp ikincinin türevini alacağız. Z küp çarpı ikincinin türevi x'in x'e göre türevi 1'dir. Artı buraya geldik. Z'ye. Y sabit sayı z'nin x'e göre türevini alacağız. Z'nin x'e göre türevi z'nin içini göremediğimiz için dz bölü dx yanında da y var. Eşittir. X'e göre türev alıyoruz. X karenin türevi 2x'tir. Y kare sabit sayıdır 0. Eksi 1 de sabit sayıdır 0. İşte bu türevi aldıktan sonra ardından dz bölü dx'i yalnız bırakınca türeve ulaşacağız. Bırakınca türevi bulmuş oluruz. Şimdi dz bölü dx içermeyen her şeyi diğer tarafa atalım. Burada da dz bölü dx içerenleri de paranteze alalım. dz bölü dx parantez içinde burada 3z kare x. Burada ise artı y. Eşittir. Diğer her şeyi karşı tarafa atıyoruz. Karşı tarafta 2x var. Eksi 2x y. Bir de buradan z küp karşıya geçiyor. Eksi z küp. Şimdi burada dz bölü dx'i yalnız bıraktığımızda 2x eksi 2x y eksi z küp bölü
3z kare x artı y. İşte z'nin x'e göre türevini bulmuş olduk. Kapalı fonksiyon türevi bu şekilde bulunur. Z'nin x'e göre türevi sorulduğunda z eğer ki yalnız bırakılamayan bir durumda ise z yalnız değil ise x'e göre türevini alabilmek için kapalı fonksiyon türevini kullanmak zorundayız. Bunu yaparken burada bulunmayan harf sabit sayıdır. Bu yukarıdaki z x'e bağlı bir fonksiyondur. X zaten türevi alacağımız harf. Bir örnek daha yapıp kapalı fonksiyon türevini noktalayacağız. Üniversitelerde hocalar çok severler bunu. Ki sorulmaya değer bir şeydir, görüleceği üzere biraz karışıklık içermekte. Bir başka soru yapalım. Daha zorlayalım kendimizi. E üzeri x y artı z kare x eşittir. Kosinüs zx artı ln x eksi 2 ise y'nin z'ye göre türevi, kısmi türevi nedir? Şimdi y'nin z'ye göre türevini alacağız. Burada bulunmayan harf olan x sabit sayı. Neden bu mantığa girdik? Çünkü y burada yalnız bırakılamaz bir durumda. Y'yi yalnız bırakabilmek mümkün değil. Y'nin z'ye göre türevini alıyoruz. Buradaki y'yi z'ye bağlı fonksiyon kabul ediyoruz. Fonksiyon. Y'yi z'ye bağlı fonksiyon kabul ettik. Z'ye göre türev. Şimdi z'ye göre türev aldığımıza göre başlayalım. Buradaki ex y'nin z'ye göre türevini alacağız. İçinde x sabit sayı fakat y z'ye bağlı bir fonksiyon. E üzeri x y olduğu gibi yazılır. Çarpı üssünün türevini alacağız. Üssünde y z'ye bağlı fakat onun içindeki z'li kısmı göremediğimiz için x dy bölü dz olur. Y'nin z'ye göre türevi. Artı z'ye göre türev alıyoruz. Buradaki x sabit. 2z x eşittir. Z'ye göre türev alıyoruz. Kosinüs eksi sinüs zx olur. Buradaki x sabit. Çarpı içerisinin türevi. Z'ye göre türevini alınca z'nin türevi 1. X. Ln x'in z'ye göre türevi 0. Eksi 2'nin z'ye göre türevi 0. Buradaki dy bölü dz'yi yalnız bıraktığımızda kapalı fonksiyonun türevine ulaşmış olacağız. Şunu diğer tarafa atalım. Dy bölü dz x e üzeri x y eşittir. Eksi x sin zx eksi 2zx. Şunu bölü olarak geçirdiğimizde dy bölü dz eşittir. Eksi x sin zx eksi 2zx bölü x e üzeri x y. Ve türeve ulaşmış olduk. Buraya geldiğimizde bazı noktaları anlamakta zorlanıyorsak türev kurallarına iyi çalışmalıyız. Önce gidip kalkülüs 1'deki türev kuralları. Arkasından kısmi türev bir kere öğrenilmiş olması lazım. Arkasından da burada uyguladığımız şu fikir. Kapalı fonksiyon türevi ile ilgili videomuzu burada noktalıyoruz.